Aranın ardından yine birlikteyiz. Malum artık derbi haftasına girdik. Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesinde iki takımdaki gelişmeleri de konuşacağız. Başlarken hemen Ahmet Selim Kul muhabirimiz telefon attığımızda kendisiyle bu derbi öncesinde Fenerbahçe'deki havayı biraz konuşmak istiyoruz. Selim hoş geldin. Hoş bulduk Melike, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Senden dinleyeceklerimizle birlikte tabii izleyicilerimizin de merak ettikleriyle uzun bir yayın bizleri bekliyor. Ama sen şöyle bize anlatacaklarında bazı konu başlıkları ver istiyoruz. Tabii derbiye hazırlıklarına bugün başladı Fenerbahçe. İki tane de güzel haberle başladı. İttifak Holding Konyaspor maçında Ener Valencia bilek bağlarından sakatlanmıştı. Bugünkü antrenmanın tamamında yer aldı. Bu da demek oluyor ki önünde 4-5 antrenman daha var takımla birlikte çalışacağı. Maç kadrosunda olmasını zaten bekliyorduk. Bu ilk 11'de başlama ihtimalini de doğurur. Ener Valencia bugünden itibaren takıma katıldı. Keza Mert Hakan Yandaş da aynı şekilde. Bu iki oyuncuyu da bu maçta kullanabilecek Fenerbahçe. Bunun dışında Vitor Pereira ile ilgili tartışmalar vardı çok fazla. Beşiktaş maçından önce bir teknik direktör değişikliği olur mu, böyle bir gündem var mı şeklinde. Fenerbahçe'de şu anda tamamen odak derbiye çevrilmiş durumda. Derbiden en iyi şekilde çıkılması hedefleniyor. Maçın kazanılması hedefleniyor. Derbi galibiyetiyle yeniden bir hava yakalanması hedefleniyor. Tabii maçın Kadıköy'de de oynanacak olması, taraftarla da ilişkilerin daha sıcak bir boyuta taşınması noktasında bir düşünce var. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki yani Pereira'nın koltuğu da çok çok sağlam durumda değil. Artık birçok noktada kopuşlar başladı. Bunu da söyleyebiliriz. Doğal olarak Fenerbahçe yönetiminin de arka planda bazı çalışmaları var. Yani Pereira ile ilgili devre arasına kadar olabilir, farklı bir sürece kadar olabilir. Alınacak sonuçlar da bu durumu etkileyecek. Ama şunu da söylemek istiyorum. Milli takımımızda Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, Fenerbahçe'nin düşündüğü, yani Fenerbahçe'de konuşulan isimlerden bir tanesi. Daha önce sezon başında Bilic gündeme gelmişti. Bu ismin tekrar gelebileceğinden bahsetmiştik. Ama Kenan Koçak isminin bu anlamda Fenerbahçe'nin adaylarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu süreçle ilgili dediğim gibi birçok etken var. Alınacak sonuçlar etkileyebilir. Ama burada böyle bir alternatiften bahsetmemiz gerekiyor sevgili Mevzu. Teşekkür ediyoruz Selim. Bizimle bir de yeni bir gelişme paylaşmış oldun. Bunu da konuşacağız. İyi akşamlar dileyelim sana. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum ben de. Evet, birçok isim konuşuluyordu. Volkan seninle başlayacağım. Selim de bu bilgiyi verdikten sonra tabii ki derbiyi de konuşuruz. Maçı da konuşuruz oyuncularla birlikte. Selim Valencia'nın da takıma döndüğünden bahsetti ama teknik direktör konusu Fenerbahçe'de Beşiktaş'a göre biraz daha soğudu gibi gözükürken ama çalışmalar bir yandan devam ediyor. Ne diyeceksin Kenan Koçak ismine? Şimdi birincisi Galatasaray maçı öncesinde içeride oynanan Alanya maçı yanlış hatırlamıyorsam. Şu ifadeyi kullanmıştım. O gün de çok netti aslında ama sonrasında başkanın ifadeleri dolayısıyla biraz gündem farklı noktaya gitti. Dedim ki fiilen bitti Pereira dönemi. Evet. Aslında burada birçok konu vardı. Yani Pereira ile ilgili yöneticilerin, başkanın, Fenerbahçe yönetiminin genel fikrinin güvensizlik yönünde değiştiğini hep ifade etmiştim. Ama başkan Galatasaray derbisi öncesi çıkıp dedi ki sonuç ne olursa olsun Pereira görevine devam edecek. Fenerbahçe son dakika golüyle kazandı. Devamında yine kötü bir sonuç. Devamında bu kez Rizespor galibiyeti ve son olarak Gaziantep mağlubiyeti. Yani çok dalgalı bir süreç ama şunu söyleyebilirim artık bugün itibariyle sonuçlardan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Pereira'yla birçok anlamda ipler kopmuş durumda. Bunun sonuçlarla bir derbi kazanmasıyla yönetimle de çok, değişmez diyorsun. Yönetimle de çok alakası yok onu da söyleyeyim. Yani biraz sanki oyuncu grubuyla o arasındaki köprü biraz açılmış durumda. Yani o mesafe uzaklaşmış durumda. Böyle ifade edebilirim. ve doğal olarak da zaten Galatasaray maçından önce de vardı. Bir B planı çalışması var. Her büyük camianın olduğu gibi. Belki şu anda hiç görevinden ayrılması konuşulmayan bir isim min yerine bile isim bakılıyordur. Büyük camialar böyledir.
örnek veriyorum. Hani alternatif var mı diye. Böyledir demiyorum ama mesela Fatih Hoca. Hani baktığında en zor gitmesi gereken gözüken teknik adam. Ama belki Galatasaray yönetimi bilmiyoruz. Belki onun da bir B planını hazırlıyordur. Ya da ya hocayı göndermek zorunda kalırsak ne yaparız diye bakıyordur. Şu anda Fenerbahçe'de böyle bir çalışma, böyle bir hazırlık var. Ben daha önce de ifade etmiştim Slaven Bilic ismini. Evet. Slaven Bilic konusu aslında Haziran ayına dayanan bir konu. Orada tazminatı halledemediği için. Ya da şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe o Çin kulübünün taleplerini karşılamak istemediği için Slaven Bilic konusu kapatılmış ve üzerine Pereira ile sözleşme imzalanmıştı. O dönemde Bilic'in şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, söz veriyorum, Ocak'ta ben bu konuyu çözeceğim. Yönetime böyle bir söz veriyor. O ve zaman Pereira geçici miydi yani? Değil. Hayır canım, öyle bir şey yok. Ama öyle bir şey o zaman yok. Pereira yoktu gündemde. Yok, Pereira sonradan geldi. Aynen. Evet. Ama hani Bilic düşünülerek mi Pereira ile anlaşıldı acaba? Ben zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Ama şunu ifade edeyim. Başkanın istediği isimlerden bir tanesi. Ve doğal olarak şimdi burada artık yeni trend, işte Emre Belezoğlu'nun, Nuri Şahin'in performanslarından sonra yeni trend böyle genç teknik adam. Bir anda hiç kariyeri yokmuş, kariyeri olmayan isimlere bir anda büyük takım verilmesi. İşte Barcelona'da mesela Xavi. Yani evet. Kariyeri yok derken futbolculuk kariyeri yani. Çok büyük de. Ya daha hani teknik direktör. Sağ içinden çok kısa bir süre sonra sağ kenarına geçme şimdi durumu var. Şimdi burada hem Kenan Hoca'nın Alman disiplininden gelmiş olması, Alman ekolünden gelmiş olması hem de ekibinden birçok isim Türkiye'de çalıştı. Türkiye'ye ilgini çok iyi bilen bir ekip. Kenan Hoca'nın ekibi. Milli takım bence o aslında Kuntz, Kenan Koçak ikilisini çok iyi bir ikili olarak bence getirdiler oraya. Yani çok doğru bir projeydi. Şimdi Fenerbahçe'nin bir, Selim'in tabii istihbaratı bu. Fenerbahçe'nin bir oraya bir talebi var Kenan Hoca ile ilgili. Ha, federasyon kabul neden, edilir mi acaba? Bilmiyorum ama baktığında Kenan Hoca'nın ben hani biraz da tanıdığımız için, neler yapabileceğini bildiğimiz için Kenan Hoca'nın Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek bir teknik adam olduğunu düşünüyorum şahsen. Mutlaka Ali Bey de bir araştırma yapmıştır. Geçmişi hakkında neler nasıl oynatıyor, neler yapıyor. Çünkü Ali Bey geldiği günden bu yana birçok teknik adamla ilgili bu çalışmaları yaptırıyor. Hatta uluslararası bir firmayla da çalışıyor bu konuda. Kenan Hoca ile ilgili de mutlaka olumlu raporlar geldi ki ismi gündeme geliyor. Açıkçası yani beni de sürpriz olarak değerlendirebileceğim bir gelişme ama baktığında doğru bir isim. Yani Türkiye'de büyük takım çalıştırabilecek donanıma sahip isimlerden o bir zaman tanesi. Şey diyebilir miyiz Volkan? Yani Pereira kesin gitti gibi. Yani şu an takımın hocası ama şimdi bu derbiyi kazandığı zaman onu zaten bu saatten, haftalardır söylüyor zaten. Bu saatten sonra olacak. Bu derbiyi kazandı. Fenerbahçe 5 yaş oynayacak. Çok önemli bir çok derbi. Farklı maçı, bir galibiyet aldı yani ya şimdi da. Şimdi maçı kazandığı zaman artık bu saatten sonra neye bakılacak? Ya yani şimdi hoca o zaman şöyle, kesinlikle gözden çıkartıldı ama kredisi uzar mı? Şöyle ifade edeyim. Zaten plan Ocak ayıydı. Hı hı. Ya Ocak'a kadar bir şekilde gidelim. Ocak'tan sonra çözelim gibi bir plan vardı. Bu arada tabii Pereira'nın da Flamengo yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Brezilya'da takımlarla ismi anılıyor. Plan bu. Ha ama işin tabii saha boyutu bambaşka bir şey. 3-3 yapar. Ya bir gün bir galibiyet alırsın. Bütün camianın havası değişir. Bütün durumlar ortadan kalkar. Ben onun için söyledim. 3-3 yapar. Derbiyi kazanır. İyi oyun. Beşiktaş, Karagümrük arkasından Malatya yanlış hatırlamıyorsam. İki tane de içeride pardon. Karagümrük deplasman. İki tane de içeride maç var. Kazanır maçlarını. İyi oyun çıkarsa. Şimdi hocayı sen nasıl göndereceksin? Yani, bilen olabilir ama ben onun için söyledim. Yani uymayabilir. O zaman başka şeyler konuşuruz ama dediğim gibi bir B planı hazırlığı net var. Yani bunu zaten artık kimse... Bence o artık B planı değil, A planı. Peki. Evet, doğru. Ben şey olarak dedim. Kazandığı zaman ne olacak? 3 maç kazandı. Çok da iyi futbol oynadı. Pereira'nın kalması B planı vadede, diyebiliriz. Uzun Serdar abi sen uzun vadede Pereira'dan bir şey bekliyor musun? Ben beklemiyorum ama şimdi İki bak bize böyle kazandı, konuşuyoruz. Üç olur futbolun dışında tamam, her şey kazandı. Var. 3 maç ondan kalan sonra maçları Fenerbahçe'nin ekranda bu arada. Ben de böyle bir kadroyu zaten
Hani Volkan camia bizden çok daha yakın bak, ama. Eskiler şöyle derler. Kazansaydı çoktan kazanırdı. Ya olabilir bak Serdar ama diyorum geçmişte sana. Geçmişte kaç tane maç göreceğiz, bıraktı. Bakacağız ne çıkacak ortaya. Ben de çok merak ediyorum. Hocanız tabii ki şöyle bir kadroyu kötü kullandığı zaten herkesin bilindiği. Yani adamlar o kadar çok umut kesilmiş ki Mesut bile yüzüne bakmadan yanından geçiyor. Peki. Yokmuş gibi davranıyor.